Evet, teşekkür ederim arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, pazar günü Çubuk Akkuzul'da meydana gelen vahim linç girişimi sırasında ben de Cumhuriyet Halk Partisi heyetinde yer alıyordum Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili olarak ve Genel Başkan Yardımcısı olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun minibüsüyle ben de Akkuzul'a gitmiştim. Orada bu bildiğimiz vahim hadiseleri yaşadık. Bize yönelik bu linç girişimiyle ilgili olarak bazı siyasiler gereğini yaptılar ama birçoğu maalesef amasız kınama basiretini dahi gösteremediler. Üzüntüyle belirtiyorum. Ben bu konuyla ilgili olarak orada bulunan o linç girişimine maruz kalmış birisi olarak çok fazla açıklama yapmadım. Ön plana çıkmak istemedim. Çok üzüldüm böyle bir olaydan. Ancak daha sonra CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu kendi milletvekilleri yalnız bırakmıştır gibi bazı açıklamalar yapılması bazı siyasiler tarafından beni çok üzdü. Bu açıklamayı yapma gereği duydum. Bu bir iftiradır ve ahlak dışıdır. Pazar günü katıldığım cenaze töreni bir şehit cenaze töreniydi, devlet töreniydi. Oraya katılanların herkesin devlet tarafından güvenliğinin sağlanması gerekiyordu bir kere. Devlet töreniydi. Adı üzerinde. Bazıları, bazı yöneticiler devletin görevlerinin farkında değiller galiba. Devletin ne olduğunun farkında değiller. Benim gibi bazı milletvekillerinin orada koruma görevi yapması gerektiğini söylüyorlar. Eğer devlet erkanını, milletvekillerini, vatandaşlarını koruyamıyorsa benim gibi milletvekilleri gövdesini koyarak, tabancasını çekerek gereğini yapar. Devlet değiliz biz, bu işi beceremiyoruz deniyorsa ben görevimi yapmaya hazırım. Ancak ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu kadar zavallı bir şehit cenaze töreninde devlet erkanını koruyamayacak kadar güçsüz olduğuna inanmıyorum. Böyle bir şey olamaz. Bir devlet, Türkiye Cumhuriyeti gibi bir devlet, bir şehit cenaze töreninde devlet erkanını korumayı beceremeyecek kadar çaresiz olamaz. Ben bunu Türkiye Cumhuriyeti için asla kabul etmiyorum. Türkiye Cumhuriyeti güçlüdür. Geçmişinden gelen bir gücü vardır. Yeter ki bu devleti, bu cumhuriyeti idare etmeyi becerebilelim. Bu kadar. Maalesef bu bazı açıklamalar Türkiye'de kaht-ı rical durumunun, devlet adamı yokluğunun itirafı olmuştur maalesef. Gerçekten çok üzgünüm. Diğer taraftan, hani işin devlet boyutunu bırakıyorum. Diğer taraftan bir Anadolu köyünde Türk örf ve adetleri gereğince misafirlikte, hele bir cenaze töreninde, hele hele bir şehit cenaze töreninde gelenler, acıyı paylaşmak için gelenler baş tacı edilir. Baş tacı edilir. Onların güvenliklerinin sağlanmasına gerek yoktur. Çubuk Akkuzulu'da da, bu Ankara köyünde de Türk örf ve adetleri gereğince bizlere gerçekten yakışan, Anadolu'ya, Türklüğe yakışan hassasiyeti, misafirperverliği gösterenler olmuştur. Bizi korumak için kendi gövdesini ortaya koyanlar olmuştur. Ve o gün eğer sağ kalabildiysek Türkiye'yi kapsayacak kötü bir olay, çok daha kötü bir olay olmamışsa en başta bu bahsettiğim türden kişilerden dolayıdır. Akkuzullulardan dolayıdır, Çubuklulardan dolayıdır. Çubuk Akkuzul'da değerlerini yitirmemiş, Anadolu evlatları gereğini yapmış,
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nu ve CHP heyetini şeref, haysiyet, gelenek ve ahlakını yitirenlerden korumuştur. Çubuk Akkuzulu'da Ankaralı'ya, Anadolu'ya, Türk örf ve adet ve geleneklerine yakışan davranışları gösteren şerefli, haysiyetli Akkuzulu sakinlere ve sorumluluk sahibi bazı siyasilere, değerli yine aynı sorumluluğu, basireti gösteren bazı askeri ve sivil bürokratlara çok çok teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Sizlerin bir sorusu var mı değerli arkadaşlar? Bunlar için üzülmemek mümkün değil. Eğer bakın o gün olan olay İstanbul'da biliyorsunuz bir miting vardı. Yüz binlerce kişi orada toplanmıştı. Eğer Çubuk'taki hadise oraya sıçrarsa idi ki Çubuk'taki hadisenin ben planlı organize bir hadise olduğuna inanıyorum. Muhakkak ki o tarafa sıçratma amacı vardı. Türkiye'yi kavrayan, kapsayan çok büyük bir olay söz konusu olacaktı. Türkiye kaosa götürülecekti. Halen de ben bu amaçta olanların olduğuna inanıyorum. Tutup da buna alet edilen o zavallı insanların gidip elini öpenler teröre, teröriste, kaosa hizmet edenlerdir. Milliyetsiz, imansız insanlardır. Bu kadar açık söylüyorum. Milliyetsiz ve imansız insanlardır. Hiçbir alçak kendi ülkesiyle ilgili olarak bunu yapmaz. Gitsinler, savaşacaklarsa, beceriyorlarsa, cesaretleri varsa savaşmaları gereken yerlere gitsinler. Kendi vatandaşına düşman olan milliyetçi olamaz. Var mı başka sorumuz arkadaşlar? O gün cenazesine gittiğimizde karşılandık ve protokoldeki yerimizi aldık. Protokoldeki yerimiz maalesef değildi, güvenlikli bir yer değildi. Bizim bulunduğumuz yer protokolün en soluydu ve ben de en solunda bulunuyordum protokolün ve halkın arasındaydım. Halk derken bu protesto eden, linç etme amacında olanların içindeydim ben de. Bunlar belirli insanlardı, belirli kişilerdi, görevlendirilmiş kişilerdi, doldurulmuş kişilerdi ve adım adım Sayın Kılıçdaroğlu'na yaklaşmaya çalışıyorlardı. Bir ara bir askeri öğrencilerden oluştuğunu düşündüğüm bir grup asker geldi. Beni de dışarıda bırakmak üzere bir hat oluşturdular ama cenaze namazından sonra o askeri öğrenciler yok oldu. O hat da bozuldu zaten. Cenazenin top arabasına bindirilmesi sırasında birbirimizden koptuk. Çok büyük bir kalabalık vardı. Ezilmeler falan söz konusu oldu zaten. Koptuk. Ben 40 dakika kadar orada köyde kaldım. Daha sonra arkadaşlarımın bazılarının Çubuk'ta olduğunu öğrendim telefonla. Oraya 4 kişilik bir araba ya 7 kişi sığarak gidebildik. Pazar günkü olayın ne kadar vahim olduğunu kavramamız lazım. Pazar günkü olay sadece Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na ve milletvekillerine yapılmış bir saldırı değildir. Linç girişimi değildi. Türkiye'yi karıştırmak üzere, kaosa sürüklemek üzere yapılmış bir
hareketti. Bunu unutmamamız lazım. Buna destek verenler vatansever ve imanlı değillerdir bana göre. Keşke o kadar basit olsa. Keşke o kadar basit olsa. Şu Sayın Cumhurbaşkanı da olayın vehametinin farkında değil. Daha sonra herhalde kendisine bazı raporlar verilecektir. Keşke o kadar basit olsa. Evet. Hala tartışılıyor bu. Ama 2 gün sonra 23 Nisan açık oturumunun hemen arkasında grup başkan vekili. Açıklamada da Bahçeli'nin çizgisine geldi aslında. İşte böyle. Yani o cümle hani Türkiye İttifakı'ndan sizin anladığınız yeri. Ancak 23 Nisan konuşmasında AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Bostancı da böyle bir olayın zamanlamasında vahim olduğunu söylemişti. Garip olduğunu söyledi değil mi? Ona da dikkatinizi çekerim. Yani Türkiye İttifakı'ndan bahsedenler bir taraftan da böyle bir olayın zamanlamasının manidar olduğunu söylüyorlar. Eğer bir Türkiye İttifakı söz konusuysa bunu görmemiz gerekiyor. Ayrıca Türkiye İttifakı ile ilgili bir şey söyleyeyim. Türkiye İttifakı Millet İttifakı'dır. Türkiye İttifakı içerisinde görüyorsunuz bütün unsurlar yer alıyor Türkiye'deki. Dolayısıyla gerçek Türkiye İttifakı Millet İttifakı'dır. Bunu taklit etmeye çalışıyorlar. Var mı başka sorumuz efendim? Çok teşekkür ederim.